Tarihi Maraş çarşısındayız. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hafif hasar aldı Tarihi Maraş çarşısı ama hala ayakta ve esnafları da dükkanlarının başında işlerine devam ediyorlar. Benim yanımda şu anda yayın konuğum Osman Kalaycı, Tarihi Maraş çarıkları yapıyor. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum Allah razı sizlere. olsun. Sağ Hala olun. işinizin Tabii, başınızdasınız. evet. Bu size moral de veriyordur. Tabii. Geleceğiniz bir iş yeriniz var, hala Tabii, kapısını elhamdülillah. açacağınız. Ne Neler demek? Tabii. söylersiniz? Valla şu anda biz yani bu stresi üstümüzden atmaya çalışıyoruz. Çok şükür yani işimizin başına döndük. Bir 50 gün falan ara verdik ama tekrar işimizin başındayız. Ha, bizim temennimiz şudur. Memleketimizdeki diğer ustaların da tekrar geri yani gelip işlerinin başına dönmeleri bizim için daha iyi olur. Memleketimiz için de iyi olur. Çünkü bu memleket bizim memleketimiz. Yani burayı ayağa kaldırırsak biz kaldırırız. Biz bırakıp gittiğimiz zaman, terk ettiğimiz zaman diğerleri daha çabuk terk eder. Onun için şu anda devlet olarak, millet olarak çok şükür yani işimizin başındayız. Devlet de sağ olsun elinden gelen imkanları sağlıyor bize zaten. Yani temennimiz arkadaşların bir an önce işine canı gönülden sarılmaları yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bize biraz bu Tarihi Maraş çarıkları hakkında bilgi verir misiniz abicim? Tabii, buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bir bakın bunlar şimdi. Buyurun anlatın siz abi. Şimdi bunlar Osmanlı çarıkları dediğimiz geçmişe çok uzun bir vadesi var. Yani geçmişe dönük tarihi var, uzun bir tarihi var. Bunlar Osmanlı saraylarında aslında giyilen bir ayakkabılardı. Bunların özellikleri nedir efendim? Tabanları manda yönü bunun. Bunların tabanları manda yönü. Üzeri de dana derisinden olur. Dana derisinden. İç astarları ise şu iç kısımlar. Kameraman arkadaş da belki alıyorsa iç kısımları da koyun ve keçiden olur. Özellikleri şudur. Ayağınızı mantar yapmaz. Eksema yapmaz. Terleme yapmaz. Koku yapmaz. Yani doğaldır. Natüreldir. 2000 liraya 3000 liraya aldığınız mağazadaki ayakkabı da bu malzemeyi bulamazsınız. Yani doğallığı budur yani. Peki kimler daha çok alıyor abicim? Hala giyenler var mıdır? Karadeniz bölgesi benim bildiğim Evet. kadarıyla kullanır ama. Evet, şu anda ekseriyette bunlara misal vereyim. Ya yani önceden sade filmlere çalışıyorduk. Film artistleri alıyorlardı. Onlar giyiyorlardı. Ama şu anda üniversite öğrencileri bile bunları giyiyor yani çok aşırı derecede bir talep var. Normal vatandaşımız da zaten buna talep fazlalaştı. Neden fazlalaştı? Çünkü söylediğim gibi hazır ayakkabıların hepsi ayakları mantar yapıyor. Eksema yapıyor. Bunlarda o yok yani. Çoraplı da giyseniz, çorapsız da giyseniz yani özellikleri budur yani. Söylediğim gibi artık şu anda yeni nesil daha fazla yani. Üniversite talebelerine gittiğiniz zaman misal verelim üniversite talebelerinin çoğunun ayağında bunlardan bulursunuz yani. Peki Maraş'ta da tabii ki sen şimdi ustasın. Pek Evet. çok çırak kalfa Tabii. yetiştirmişsindir. Hatta bir tane Evet. kalfa abim de yanında şu Evet. anda hummalı bir Evet. şekilde çalışıyor. Evet. Talep var mı bu mesleğe? Bu mesleğe zaten sığıntımız orada. Yani insanlar şu anda sürekli gidiyor okumak için. Yani bakıyorsun çocuk okuma kapasitesi yok. Liseye kadar okuyor. Liseden sonra ne çıraklık yapabiliyor ne efendim okuyup büyük bir mertebeye gelebiliyor. Gideceği yer neredir? Yani ömrü billah kendini fabrikaya adıyor yani. Ama halbuki gelse bizim mesleğimizde bu işi öğrenmiş olsa bugün yani bir fabrika işçisinin aldığı maaşın 1,5 katı maaş alır yani. Hem oturduğu yerde para kazanır, hem sanatı ilerletir. Yani bir sıfat olur yani ustalık sıfatı vardır yani bir insan gidip ve bir yerde düz bir işçi olarak çalışmak nerede veyahut da yani bir kendine sıfat takılıp yani usta olması daha bir ayrıcalığı vardır tabii. Sağ olsun yani bize bu işi öğreten insanlardan Allah razı olsun. Biz çok memnunuz yani. İşimizden, kariyerimizden yani
Gerçekten memnunuz yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Hala yüzünde bu gülümsemeyle mesleğine aşkla canla devam ediyorsun. Öyle. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ evet, Tarihi Maraş Çarşısı'nda Tarihi Maraş Çarıklarını dinledik Osman abimizden, Osman Kalaycı'dan. Çok güzel bir şey değindi. Hem bir zanaatın önemine değindi, hem de elbette ki depremden sonra Maraş'a, Kahramanmaraş'ı bırakıp giden esnaflara bir çağrıda bulundu diye.